Metin Akdülger 10 Nisan 1988'de Bursa'da dünyaya geldi. Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden gelmekte olup çocukluğunu bir çiftlik evinde geçirdi. Maria Claire dergisine verdiği röportajda ailesinden şöyle bahsetmişti: "Bizim ailenin özel hastanede doğan şanslı çocuklarından biriyim. Farklı bir çocukluk geçirdim diyemem ama biraz daha bilinçli bir neslin çocuğuyum. Yugoslav Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden geliyorum. Her göçmen ailede olduğu gibi birbirine tutunan ve kendi dünyasını kuran bir aileden kısacası. Aktülger ailesinin en küçük çocuğu olduğu için kendi halinde ve zaman zaman yalnız bir çocukluk geçirdi. Küçükken resim yapmaktan hoşlandığını, lise yıllarında arkadaşlarıyla rock grubu kurduğunu, bas gitar çaldığını ve üniversitede Amerikan futbolu oynadığını biliyoruz. Sözcü gazetesinden Selin Köke verdiği röportajda okul yıllarından şöyle bahsetmişti. Hiç çalışkan değildim. Sadece ilgi alanlarımı çok iyi biliyordum ve o konuların üzerine yoğunlaşıyordum. Zaten ben oldum olası okuldan nefret ederim. Okul hiyerarşisi beni hep çok sıktı. Hatta sinirlendirdi. Okulda kızların çok ilgi duyduğu bir tip de değildim. Öyle popüler çocuklardan değildim. Kendi halimde bol bol resim yapan bir öğrenciydim. Kendime ait bir dünyam vardı ve o dünyada mutluydum.'' Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, oyunculuğa ilgisi olduğunu fark etti. Ancak konservatuar yerine dünyada neler olduğunu öğrenmek için uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okumaya karar verdi. Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okumak için İstanbul'a taşındı. Bu süreci Marie Claire dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Konservatuara gitmedim çünkü o dönem siyaset daha fazla ilgimi çekiyordu ve uluslararası ilişkiler okumayı da çok istedim istiyordum. Bu eğitim bana farklı bir bakış açısı kattı. Hala siyasetle ilgili dergileri takip ediyorum. Makaleler okuyorum. Ancak politika yapmak istemiyorum. Güncel politikaya değil, dünyanın gidişatını ilgilendiren stratejik siyasete ilgi duyuyorum. Oyunculuk konusunda üniversitenin ilk yıllarında palazlanmaya başlamıştım ve hayallerimin peşinden gitmeye karar vermiştim. Üniversite 3. sınıftayken Yıldız Kenter'in burada ders verdiğini öğrendi ve derslerine girmeye başladı. O yıllarda amatör olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam ediyordu. Üniversitede sahne aldığı ilk oyun Romeo ve Juliet oldu. O yıllarda yaşadıklarını Yıldız de Koç Üniversitesi'nde ders veriyordu. Bir dönem onun asistanlığını yaptım ve Hamlet çalıştığımız süreçte bana oyunculuk adına hem çok şey kattı hem de cesaretlendirdi. Onunla sohbet etmek bile büyük bir artı değerdi demişti. Kenter'le ders derslerin ardından metot oyunculuğu dersleri almaya karar verdi ve 2012'de Merve Taşkan'dan oyunculuk dersleri aldı. Kraft tiyatro ekibine katıldı. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de kaset oyunundaki rolüyle başladı. oyunculuğu bahçıvanlığa benzetiyor. Her çiçekten anlamak birçok şeyi bilmek, neyi ne zaman keseceğini, ne zaman uzatacağını bilmek gibi. CQ dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. Kendinle direkt bir iletişim kurmadan, gündelik hayatından bir şeyleri anlamadan kaçarak yaşamak bir oyuncunun yapabileceği bir şey değil bence. Ben sahnede bir performans gösterebilmenin özgüvenini Amerikan futbolundan aldım. Amerikan futbolu oynayabilmenin özgüvenini hayattaki bazı öfkelerimden aldım. Hayattaki bazı öfkelerim de hayattaki bazı mağduriyetlerimden geldi. Bunların hepsi birleşik. Oyunculuğu da hayatın bir parçası olarak gördüğümden bana gelen bir karakterin bize gösterilmeyen dallarını keşfetmekten haz alıyorum. Oyunculuk eğitimlerini araştırmak için New York'a gitti ama orada umduğunu bulamadı. Adam Yüntov'una verdiği röportajda şunları söylemişti Akdülyer. Herkes oyunculuk okulları konusunda New York'u o kadar çok övüyordu ki bakmak istedim. Ama ben kendi gittiğim okulları çok beğenmedim. Belki burada deneyim yapıp aralarda gidip o eğitimi almak daha yararlı olabilir. Gitmeden bensiz filmini çekmiştim. Tiyatro oyunlarımı bitirmiştim ve 3 yıldır hiç tatil yapmamıştım. Gideyim bir oyunculuk okulları kovalayayım, birileriyle tanışayım dedim. Ama beni çok çekmedi. New York'tayken uyarlama olan Medcezir dizisinde rol almak için çalışmaya başladı ve Türkiye'ye döndüğünde dizinin oyuncu seçmelerine girdi. Aynı dönemde Muhteşem Yüzyılda Sarı Selim karakteri için teklif gelmişti ona. Deneme çekimlerine de katılmıştı. Sonunda Akdülger Medcezir dizisinde Orkun Civanoğlu karakterini canlandırmaya başladı. Dizinin kötü çocuğu olarak karşımızdaydı. Başarı çotasını yükselten oyuncu performansı ile izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Bir döneme damgasını vuran bu yapım Ece Yörenç ve Melek Gen çoğlu tarafından geliştirilmişti. Dizi, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen yaman karakterinin yolunun bir avukat sayesinde İstanbul'un en zengin ailelerinin yaşadığı altın koya düşmesini anlatıyordu. Burada Mira karakteriyle tanışıyordu Yaman. Metin Akdülger'in canlandırdığı Orkun karakteri ise Mira'nın sevgilisiydi. Akdülger bu yapımdan sonra fark edilmeye başladı ve son derece beğenildi. Hem oyunculuğu hem de karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı. Seçtiği oyunculuk yolculuğunda kendisini dizilerle kısıtlamadı. Tiyatro sahnesinde olmayı da, senaryo yazmayı da, müzik yapmayı da sevdiğini fark etti. Bu alanlarda üretmeye hiç ara vermedi. 2014'te vizyona giren Bensiz filmindeki performansıyla da çok beğenilmişti. Genç oyuncuya Öykü Çelik ve Burçin Abdullah eşlik etmişti. Genç, yakışıklı ve hırslı bir futbolcu olan Necip bir maç sonucu sakatlanmış ve felç kalmıştı aile evinde hiçbir şey yapamayan tepkisiz bir kişiye dönüşmüştü. Aktülger film vizyona girmeden bir yıl öncesinden role hazırlanmaya başladığını, bu süreçte de yaklaşık 3 ay Maltepe'de amatör ligdeki başı büyük sporda futbol oynadığını ve oyuncu koçu Merve Taşkan'la birlikte hastaneleri gezip felçli insanlarla tanıştığını söylüyordu. Rol için 17 kilo vermişti. Bahçeşehir Üniversitesi ve Ben Sizin hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen 1. Umursuyorum kısa animasyon film yarışmasında jüri olarak yer aldı. 2020'de derneğin çıkardığı Abdü Samet Deli'nin yazdığı Ahşap Kulübe kitabını seslendirdi. Edmonton'a verdiği röportajda bu filmle ilgili şunları söylemişti: "Kariyer odaklı düşünmedim. Oradaki Necip karakterinin yaşadığı gibi hayatlarla tanışınca filmi yapma isteğim daha da arttı. Ne kadarı gözükmüştür, ne kadarını verebilmişimdir bilmiyorum ama ben kendi adıma fiziksel dünyanın hayatın merkezinde olmadığını fark ettim bu filmle beraber." Sonrasında 1970'lerde geçen ve birbirinden farklı hayatlar süren iki genç annenin yaşadıklarını konu alan Analar ve Anneler adlı dizide oynadı. Akdülger dizide Sinem Kobal'ın karakteri Zerri'nin üniversiteden arkadaşı olan Tahsin'i canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl Kösem 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve büyük yankı uyandırmış olan Muhteşem Yüzyıl'ın devamı niteliğindeydi. Metin Akdülger'i bu yapımda 4. Murat olarak gördük. Beren Saat, Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Nurgül Yeşilçay gibi oyunculardan Metin Akdülger'e eşlik ediyordu. Onur Ünlü'nün yönettiği ilk gösterimini 13 Nisan 2017'de 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde yapan Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı. Akdülger'in Şubat 2018'de Puhu TV'nin Şahsiyet adlı mini dizisinin kadrosunda yer alacağı duyurulmuştu. Yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday olan dizide cinayetlerin çözülmesi için Cansu Deren'in karakteri Nevra'ya yardım eden gazeteci ve DJ Ateş Arba'yı canlandırdı. Suriye İç Savaşı esnasında evlendirilmek istenen genç bir kadının kendisini ve arzularını keşfetmesini konu alan En Sevdiğim Kumaş filminde hayali bir karakteri canlandırdı. 2019'da Atiye dizisinde rol aldı. Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı kitabından uyarlanan ve Netflix'in ikinci Türk dizisi olma ünvanını taşıyan bu dizide Metin Akdülger'in yanında Beren Saat ve Mehmet Günsür vardı. Akdülger dizide Beren Saat'in karakteri Atiye'nin sevgilisi, zengin bir iş adamının oğlu Ozan'ı canlandırdı. Mart 2020 başrolünü Dilan Çiçek Denizle paylaştığı, Ankara'dan İzmir'e yolculuk yapan iki yabancının hikayesini anlatan romantik türdeki Yarına Tek Bilet adlı Netflix dizisinde yer aldı. 2021'de Kulüp adlı yapımda Orhan, 2022'de Dünya ile Benim Aramda adlı yapımda Kenan olarak karşımızdaydı. Şimdilerde Sandık Kokusu adlı dizide Atilla karakteriyle her hafta evlerimize misafir oluyor. Başrollerde Özge Özpirinçli, Demet Akbağ ve Necip Memili gibi başarılı isimler de var. Sandık Kokusu'nda Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger, Habertürk'e diziyle ve karakterle ilgili görüşlerini şu sözlerle anlatmıştı. Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi. Özge gibi hem insan olarak hem meslektaş olarak sevdiğim ve örnek aldığım bir arkadaşımla sahne paylaşmak müthiş bir şans hikayeleri ve kişilerin dinamiklerini tanımlarken tek boyutlu baktığımızda bazen yanılabiliyoruz. Her yazar, her anlatıcı kendi dünyasında aşkı ve diğer birçok duygu durumunu yeniden tanımlar. Bizim de buna dair anlatacaklarımız var diyebilirim. Bir de müzik grubu var Aktülger'in. Bursa'ya gittiğimde lisede beraber müzik yaptığım arkadaşlarımla buluştuk. Bir anda tekrardan beste yapmaya başladık diye anlatmıştı başlangıç sürecini. Aralık 2019'da lisedeki grup arkadaşı Burak Yeşildurak'la kurduğu gruba Döngüm adlı bir şarkı çıkardı. 25 Nisan 2020'de şarkının animasyon klibi YouTube'da yayınlandı. Aktülger grup kurmanın uzun süreden beri Yeşildurak'ın aklında olduğunu, ancak hayatlarının zor bir döneminde birbirlerine destek olarak Döngüm şarkısını yapmaları ile grubun kurulmuş olduğunu söyledim ama müziğe aralıksız olarak devam etmiyordu. Aynı röportajda şunları söylemişti. Müziğe devam etmiyorum şu sıralar. Keyif için yaptığım bir şeydi benim için. Şu sıralar o kadar keyifli değilim belki de. Daha başka uğraşlara daha fazla vakit ayırmaya başladım. Kendimi çizgi romancılığın renkli ve çileli dünyasına bıraktım biraz. Benim sağım solum belli olmuyor. Ama bakarsınız bir zaman sonra müzikli bir çizgi roman yapmışım. Kendisini farklı alanlarda ifade etmeyi seven Metin Akdülger, dostlarıyla yarattığı çizgi roman dünyasının içinde çok mutlu. Dört arkadaşın hayallerinden doğan Kaptan 88'in insanları birleştiren bir ortak payda olmasını umduğunu söylüyordu. Formdan bağımsız olmak ve bir sürü hikayenin içerisinde olmaktan yanayım. Kariyerimin de böyle olmasını istiyorum. Beni yarın öbür gün bir bilgisayar oyununun içerisinde bile görebilirsiniz diyor. Eskiden Amerikan futbolu da oynayan oyuncu bu ilgin devam ediyor mu sorusuna "Tabii ama izleyici olarak. Şiddetli karşılaşmalara dayanacak yaşa geçtim. Amerika'da benim pozisyonumda oynayan insanlar 25 yaşında emekli oluyorlar. Kıyafetler koruyor aslında. Ama bir maçta 100 kere aynı darbeyi yediğin oluyor. Maçlardan sonra yürüyemeyecek hale geliyorsun normal olarak diye cevap vermişti. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.